Herkese merhabalar arkadaşlar Atak Dinamo Matematik Kampı ile sizlerle birlikteyiz. İlk dersimiz mantık. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar Atak Kampına hoş geldiniz diyoruz ve Atak ne demek? İlk önce onu söyleyelim. Arkadaşlar tekniklerle taktiklerle güzel bir şekilde tekrar yaparak 9 günlük ara tatilimizin dört gününü konu izleyerek ve soru çözerek geçireceğimiz çok güzel bir kamp sizlerin karşısında arkadaşlar. Ve atak derken teknik taktiklerle tekrarlarla arkadaşlar bazıları ara tatilde uyku yatak derken biz de ne yapıyoruz? Tekrarlarla atak diyoruz arkadaşlar. Herkesin önüne geçiyoruz. Peki Dinamo ne arkadaşım? Dinamo'da bildiğiniz üzere soru bankamız ve ödevlendirmemiz de buradan yapacağız. Konu videosunu, tekrarını, taktikli sorularını izliyorsun ve hemen sonrasında da ödevini çözüyorsun. Her günde ayrı ayrı ödevimiz var. Bak yine söylüyorum. Hocam tatil yapmayacağız mı diyen tonguç arkadaşlarımızı görüyorum. Arkadaşım tatil yapacaksın. Zaten tatil 9 gün senden isteğimiz 4 gün tekrarlarla taktiklerle soru çözerek işini yapmak. Artık uzatmayalım sözü. Hemen de daha dersin başında ödevimi vereyim. Bakın arkadaşlar kitabımız 13. sayfadan mantık konusu başlıyordu. Mantık başlıyor. Nereye kadar? Sayfa 44'e kadar mantık devam ediyor. Gördüğünüz gibi son sayfamız 44-45. Buradan sonra da kümelere geçiyor. Yarınki dersimizde kümeler zaten baştan ödevi de vermiş olduk. Sloganımıza söyleyelim. En güncel yeni matematik, yeni nesil matematik sorularıyla doğru ve dinamik çalışıyorsun arkadaşım. Ve ata geçip herkesin önüne geçmiş oluyorsun. Artık sözü fazla uzatmayalım. Geldik önermelere. Hatırlayalım bir kere daha doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadeler neydi? Önermeydi. İstanbul Türkiye'nin başkenti dersem kesin bir hüküm bildirdim. Ama yanlış olduğu için fark etmez. Önermedir diyeceğiz ama yanlış önerme diyeceğiz. X, Y, Z'ler yoktu. P, Q, R, S'ler vardı. Ve küçük harflerle önermeler söylüyordu. Doğruluk değeri neydi? Doğruysa denktir diyorduk 3 çizgili. 1 ile gösteriyorduk. Kü önermesi yanlışsa 0 diyorduk arkadaşım unutmuyorsun. Do bir önermenin değili olumsuzu nasıl bulunuyordu? Doğruysa zaten değili bir çentikli. Denktir yanlış diyorsun 0 diyorsun. Peki yanlışsa ne oluyordu? 1 oluyordu. Peki bir önermenin değilinin değili ne olacaktı? Yine kendisi olacaktı aklında kalsın. Doğruluk tablomda da bir önermem varsa iki durumum vardı. Bir bir şey bir sıfır bir doğru bir yanlış ihtimalim vardı. İkinin üzeri bir iki tane durumum vardı. Peki bu iki önermeyi aynı anda doğruluk tablosuna koyarsam. Birken bir birken sıfır sıfırken bir sıfırken sıfır. İki durumuna karşılık iki durum toplamda iki kere iki dört. Yani iki üzeri iki dörtten dolayı bizim karşımıza dört durum çıkacak mıydı? Doğruluk tablosuna çıkacaktı. Buradan bakın bir tane de iki üzeri iki tane de iki üzeri iki üç tane de iki üzeri üç. O zaman en tane önerme için 2 üzeri en tane durum vardır diyeceğiz. Şimdi geldik en önemli kısımlardan birine. Tabii ki de bileşik önermeler çok önemliydi arkadaşım. Bileşik önermelerde ne vardı? V bağlacı vardı. V bağlacı ne diyordu arkadaşım bana? Hemen bak burada kartımı getirdim. V bağlacı ters V ile gösteriliyordu. Ve bu ters V'de ben şunu görüyorum. Hatta şöyle yapsak daha süper olur sanki. Bakın süper bir şekilde. Ha güzel. V bağlacı ne diyordu? İki önerme doğru iken doğruydu. Başka da ihtimal yoktu. Diğer bütün durumlar yanlıştı ve ikisinde olacaktı. İkisi de oldu mu? Doğru. Gerisi yanlıştı. Unutmuyorsun arkadaşım. Özel bir durum İkisinin de doğru olması. Hemen V'yi geçtim. V da ne vardı? V ya da da fark etmiyordu. Veya normal V harfiyle gösteriliyordu. V ya da da ne vardı? Bir tane bir yetiyordu. Gerisi sadece sıfır ve sıfır sıfırdı. Bakın, iki önermede yanlışsa yanlış oluyordu. Diğer herkes bir oluyordu. V'de. İkisi de doğru olacaktı. Burada da ikisi de yanlış olacaktı. Yanlış için. Biraz önce ikisi de doğru olacaktı. Doğru için de birbirlerine tersten benziyorlar. Veya'nın özel durumunu da söyledik. Ya da ile veya sanki Türkçe'de aynıymış gibi ama ya da da özel bir durum var. Ya o ya da o. Bakın veya da ikisi aynı anda olsa da oluyordu. Ama burada ya o ya da oydu. Ne diyoruz? İki önerme farklı ise doğrudur. Bakın 1-0-0-1 ne olacak? 1 olacaklar. Ama iki önerme birbirinin aynısıysa ne oluyordu? Yanlış oluyordu. Bakın ya dayı şuraya koyayım kalsın. Ya da kalsın. Taktikte söyleyeceğiz zaten. Gerek yok ki attık bunu. İse'ye geldim arkadaşım. İse'de de çok net bir şekilde 100 diye bir şey geçiyordu burada. O 100 varsa orası sıfırdı. Diğerleri de zaten birdi. İse'de aklın her zaman yüzde olacaktı. Ancak ve ancağa geldim dedi. Ancak ve ancakta da ne vardı? İki önerme aynı ise Bakın iki önerme aynı ise 1100 0. o zaman doğruydu. İki önerme yanlışsa nedir arkadaşım? Onlarda iki önerme de farklıysa daha doğrusu onlarda yanlış olacaktı. Bakın göstereceğim şey şuydu. Taktikleri söyleriz. Bakın 110 111 000 001. Bakın bunun 00 olduğu yerde bu 11 bunun 11 olduğu yerde bu 00. Yani tab tablo tamamen birbirinin tersi arkadaşım taktikler işe yarayabilir dedik ve bu kısmı da bitirmiş olduk. Önemli notlarım vardı. Morgan vardı. Herkesi terse döndürüyordu. Veya'nın daha doğrusu ise'nin Veya'lı hali vardı. Neden? Çünkü değilini almakta işimize yarıyordu. Karşıt tersi ve karşıt tersi vardı. İse'nin karşıt karşıya attı. Tersi terslerini aldı. Karşıt ters hem karşıya atıp hem tersini almaktı. Bir de burada bilmemiz gereken neydi? Ancak ve ancağında iki yönlü koşul, çift yönlü koşul önerme olduğunu ve P Q'ya giderken Q da P'ye gidip V ile bağlanacağını unutmayacaksın. Niceleyicilerde ne vardı? Her ve bazı vardı. Ters A ile ters Bunlar da değilleri birbirlerinin birbirlerine denkti. Mesela herin değili olumsuzu neydi? Bazıydı. Bunları unutmuyorsun. Nerede kullanıyorsun peki bunları? Bunları arkadaşlar bakın şu denkliği V yapalım. Bize bunun tamamının olumsuzunu al derse işte bakın buradakilerin olumsuzunu alırken Şurada bazı var ya, bazının olumsuzu her oluyor. Hemen bunu gösterelim. Burada gösterdiğimiz gibi her varsa o bazı olacak, bazı varsa her var. Ve burada ilk sıraya yazdığımı, bakın bunu bilerek yazdım. Buradaki ifadeler birbirlerinin değili. Yalnız eleman eleman değildir, bunlar birbirinin değili değil. Mesela sen bunun tersini yazacaksan, o zaman senin yapacağın her x eleman değildir değil hemen ne yapıyorsun? Her x eleman ne ediyorsun? Sakın elemanları değiştirmiyorsun. Bakın böyle bir şey yok. Geri kalanlar var. Veya V, ve, V ve, veya eşit eşit değildir. Büyüktür, küçük eşittir. Büyük eşittir, küçüktür. Küçüktür, büyük eşittir. Küçük eşittir, büyüktür. Birbirinin tersidir. Unutmayın. Sakın küçüğün tersi büyüktür deme. Bunlar da aklında olsun. Uzatmayalım. Taktiklerimizle şimdi sorularımıza başlıyoruz. Toplam 7 sorumuz var arkadaşlar. 7 soru bir tanesi yine ödev kitabımızdan güzel bir soru. Gerisi de yine bizim seçkin taktikli sorularımız arkadaşlar. Hemen taktiğimize bakalım. Taktik şu. 100 kuralını unutmuyorsun. Ne o 100 kuralı? P ise Q denktir sıfıra. Peki böyle bir şey varsa o zaman neydi? 100 kuralı vardır. Yani ise de cevap sıfırsa burada 100 kuralını unutmuyorsun arkadaşım. Ne diyorsun hocam? Bak burada bir, bir burada bir önerme var. Burada da bir önerme var. ...bileşik olması önemli değil. Arada ise var. Cevapta bir. Cevapta sıfır. Cevap sıfırsa direkt yüz kuralı. Yani ne diyorsun sen? P ise... Daha doğrusu... ...şurayı düzgün yazalım. Bir an parmağımı koyunca... ...göremedim. R ise... ...P'nin değili... ...denktir bire. Bir de burada ne olacak arkadaşım? P'nin değili ancak ve ancak... ...Q ise bu da nedir? Denktir sıfıra. Çünkü yüz kuralı dedik. Burası bir. Burası ise sıfır. Denktir sıfır dedik. Zaten aynısı da yazıyor. Devam ediyorum. Burası 1 ise R ise P. Bakın ne oldu? Olumsuzu 1 ise kendisi sıfırdır. Buraya bakarsak da burada da zaten bizim ancak bir ancağımız var. İlk önce burayı toparlayalım. 100 kuralını söylemiştik. R o zaman denktir 1. 100 yani kuralını söyledik. P o zaman denktir sıfır. 100 kuralından dolayı. e P sıfırsa arkadaşım o zaman P'nin değili birdir ancak ve ancak da ikisi birbirinin aynısı olmalıydı. O zaman buradan da ben ne oldu? Cevabın sıfır çıkması için neyi bulmuş oldum? Q'nun da sıfır olduğunu bulmuş oldum. Q sıfır, P sıfır, R birse arkadaşım hemen patlatalım. Bize sorulan ne? Buradaki bileşik önermenin doğruluk değerini bulun diyor. R neydi? Birdi. Veya P neydi arkadaşım? Sıfırdı. Şurada olumsuzunu aldık. Bir de burada ne var şimdi? İse Q var. Q neydi? Sıfırdı. Süper bir şekilde buraya hallettik. Ancak ve ancak var burada. Kapattık burayı. Hemen şurada ne var ona bakalım. Hatta şurayı şöyle yapsak daha güzel olur. Bakın. Şurayı şöyle yapalım. Burası zaten parantez. Bir de şuraya büyük parantez alsak süper olur. ha Şöyle düzgün bir şey yazalım buraya. Buraya parantez aldık. P'nin değili. P'nin değili neydi bu arada? Sıfırsa birdi. Hemen buraya bir yazdım. Bir ve Q neydi? Sıfırdı. Yazdım. Burayı bir de büyük paranteze aldık böyle. Çünkü işaretler karışmasın. R'nin değeri de sıfırdı. Şimdi arkadaşım çok dikkatli izle. Burada ne yazdık? Bir veya sıfır. Bir veya sıfır. Bir tane bir vardı. E Burası bir. olumsuzunu ne oldu? Sıfır. Sıfır ise sıfır çıktı burası. Sıfır ise çıkı sıfır. 100 kuralı haricinde geri kalanlar birdi. Buraya bir yazdık. Arada ne vardı? Ancak ve ancak vardı. Burada ne var? 1 ve sıfır. Neydi? 1-0 işi bozuyordu. 1-1'in bir haricinde V'de 1 yoktu. O zaman buraya da yazmış oldum. Şimdi bakın buraya bilerek parantez koyduk. Büyük parantez. Neden? Çünkü dışarıda 0 ise olacak bunlar. Bu arada ikisi de aynıysa ise 1'di. O zaman burası 0 sıfır ise 0'dan dolayı cevabım ne çıktı? 1'e denktir çıktı arkadaşlar. Niye? Çünkü 100 kuralı yoksa geri kalan herkes 1'di. Burada da ikisi aynı anda doğru ya da yanlış olduğunda cevabım doğru doğruluğunu ilk sorumuzu çok güzel bir şekilde bitirmiş olduk. İşte böyle taktiklerle, tekniklerle soruları gördük mü nasıl yaptığımızı anlamamız lazım. Hemen yine bakıyorum ki burada bir olumsuzluk var. Arada da V'ler, V'ler var. Burada ne yapacağım acaba? Hemen bakıyorum. Cevabım da bu arada denkmiş sıfıra. Soruyu çözdüren taktiğime bakayım. Taktiğimde şunu söylüyor. Diyor ki veya da cevap sıfırsa veya da cevap sıfırsa ikisi de 0 olmak zorunda başka da şansı yoktu. Evet V de cevap birse ikisi de birdi veya da cevap sıfırsa ikisi de sıfırdi. Bunlar özel nadide durumlardı. Onları söyleyeceğiz. Peki hocam nerede burada veya olumsuzluk var ya hemen demorgan yapalım. Bakın ne oldu? P'nin değilinin değil'i kendisi demiştik. V'nin değil'i veya idi. Burada bu demorganı buraya dağıtırsam Dağıttığımda da Q'nun değili V var burada veya oldu. Bir de burada R'nin değili oldu. Denktir sıfır. Bakın ne yaptık? Değili dağıttık. Peki bize kural ne diyordu? Veya ile bağlanan bir şeyin cevabı sıfırsa bunlar ayrı ayrı sıfırlardı. Yani P denktir sıfır. Bir de ne olacak arkadaşım? Q'nun değili veya R'nin değili denktir sıfır. E biraz önce söyledik. O zaman bunlar ayrı ayrı sıfırlar olacaktı. Q'nun değili sıfır, R'nin değili sıfır yazdım. Bunların ikisini yazmış olduk. Şimdi çok dikkat ediyorsun arkadaşım. Bunları yazdıktan sonra e tabii ki de o zaman Q'nun değili sıfırsa Q'nun kendisi bir. R'nin değili sıfırsa R'nin kendisi bir oluyor. Buraları hallettik. Süper bir şekilde olayı çözdük, çözümledik. Hepsini yaptık. Şu an kafamızda bir soru işareti kalmadı. Hangileri doğrudur diyor. P veya Q. P sıfırdı arkadaşım. Q da birdi. Bir bir yeterdi. O zaman bu yanlış oldu. Çünkü bunun cevabı birdir. Sıfır veya bir denktir birdir. Geçtim ikinciye. Farklı bir kalem alalım. P neydi P? Sıfırdı. Ya da Q neydi? Birdi. Üste görüyoruz zaten. Bunlarda da ne olacaktı? Ya o ya da o dediğimiz için. O zaman iki doğru oldu. Geldim üçüncüye. Üçüncüye baktığımda da ne görüyorum arkadaşlar? Hemen söyleyelim. P'nin değili 1'di. 1 bir ve R neydi? O da 1'di arkadaşım. O zaman 1 ve 1 denktir 1'e. Bu da doğru olmuş oldu. Hangileri doğrudur? Bir yanlış, diğer ikisi doğru olmuş oldu. Güzel bir taktik, güzel bir soru. Bakış açımız tamamen buna odaklı olacak dedik ve geçtik. Evet geldik en sade hali sorularına. Burada da ne yapacağız? Yine soru çözülen taktiğimize bakalım. Unutma arkadaşım. Bak bu kural çok önemli. Çünkü yeri geldi. Değillerini almak için isenin değilini alamazsın. Ama kimin değilini alırsın? İsenin veya ile çevrilmiş halini birincinin değili veya ikinci olacak. İseyi nasıl döndürüyorsun? Birincinin değili veya ikinci aynen alınacak. Böylece veyalar veyeler ile işleme girilir. İşlem yapabilirsin ama öbür türlü yapamazsın. O zaman başlayalım. Şurada ne var? P var ve hemen buradakini değiştirelim veya'lı yapalım. Birincinin değili veya ikincinin aynısı. Burayı hallettim. Bu arada şurayı büyük parantez yaptım. Şurayı kapattım. Burası da ise P olarak duruyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yine çok önemli bir şey. P ve nereye dağılacak? Veya'ya dağılacak. Veya'ya. Bakın veya'ya dağılacak. Dağıtılım o zaman kimi? P ve P'nin değili veya ne var arkadaşım bir de? P ve bakın kestik bunu. Kopyalıyoruz iki tarafa da. Kopyaladık ve yapıştırdık. Arada da veya gelmiş oldu. İse P hala duruyor. Çok dikkat şimdi arkadaşım ne yapacağız? Biri bir, biri sıfır. Bunlardan biri diğerinin ne? olumsuzu. Yani birisi ise sıfır, diğeri sıfırsa diğeri bir. E arkadaşım o zaman burada bir tane sıfır var mı? Var. de sıfır ne yapardı? İşi bozardı. O zaman sıfır veya ne gelmiş oldu elime? Sıfır veya P ve Q gelmiş oldu. Denktir P'dir. Şimdi çok dikkat dostum. Çok dikkat. V'de düşün veya da daha doğrusu veya da sıfıra sıfır olsa cevap sıfır olur. Sıfıra sıfır veya bir olsa cevap bir olur. Yani sıfırın yanında ne varsa cevap o oluyor. E o zaman arkadaşım cevap o oluyorsa bunun yanında ne varsa cevap oluyorsa o zaman buradan çıkan sonuçta P ve Q ne olmuş oldu? Gelmiş oldu. Buraya da P gelmiş oldu. Şimdi çok dikkat. İse var. Yine kuralımı uyguluyorum. Burada demorgan oluyor. P'nin değili yazdım. V veya oldu. Q'nun değili oldu. Araya veya geldi ve P geldi. Peki değişme özelliği var mıydı? Vardı. O zaman değişme özelliğini kullanın. Q'nun değili veya P'nin değili aynı şeydi veya P vardı. Çok dikkat. Birleşme özelliği vardı mıydı? Parantez kaydırma vardı. O zaman Q'nun değili veya P'nin değili veya P var mı? Var. Peki arkadaşım, sana bir kere daha aynı şeyi soracağım. 1 1 biri 0 biri, biri, veya var veya da bir tane birin olması yeterli miydi? Yeterliydi tabii ki de. O zaman hemen ne yapıyorum? Q'nun değili veya 1 oldu burası. Çünkü bunlardan birisi 1'di. E burada da alenen zaten 1. Bir. bir tanesi 1 o zaman cevabım 1 olmuş oldu. Yine çok güzel bir soruydu. Taktikle teknikle çözdük. Çok iyi oldu. En sade halini yine P'nin ise Q'nun ne yaptık arkadaşım? Bu halini unutmamamız gerektiğini Vleri veyalara geçişler için, Demorganlar için çok iyi, çok önemli olduğunu görmüş olduk. Geldim bir başka soruya. Önermesinin karşıt tersi diyor. Arkadaşım, bu soruda şunu lütfen bir kere daha söyleyelim, karıştırmayın. Bakın, karşıt, karşıya attır. Ters, her iki tarafın tersini almaktır. Karşıt ters de, karşıya atıp her iki tarafın tersini almaktır. Ama nerede oluyor bu? Her zaman ise de oluyor. Mesela adam sana V yağlı verirse biraz önceki gibi onu sen V'liye çevirebilirsin. Unutma aklında olsun. Devam ediyorum. Bakın burada bir ise var. Karşıt tersi. Karşıya atacağım. Kimi arkadaşım? Bak burada bir V yağlı bileşik önerme. Burada da bir önerme var. Arada da ise var. Karşıt tersi karşıya atıp terslerini alacağız. Şimdi ben bu adamı karşıya atacağım mı atacağım? Bu tarafa atacağız bildik ve tersini alacak mıyım? Alacağım. Bakın veya var. Bir önerme, bir tane de önerme. Değillerini alırsan Demorgan uygularım. Biraz önce görmüştük. X karenin, X kare büyüktür birin. Nedir arkadaşım? Değili küçük eşittir. Büyüktürün tersi küçük eşittir. Veya'nınki V'dir. Ve de burada ne var? X küp artı 2. Küçük eşittir var. O da büyüktür. 10 olacak. Bitmedi. Karşıt ters dediği için Karşıya attım, tersini aldım. Yetmedi bir de bunun tersini alacağım. Biliyorsun ki eşitin tersi eşit değildi. Bunu da böyle yapmış olduk ve bitirmiş olduk. Arkadaşlar karşıt karşıt tersi büyük ihtimal hepinizin yazısında da çıktığını düşünüyorum. Çok önemli bir mevzu. Kullanılır, aklımızda olsun. Bu arada bunun neden bu kadar önemli olduğunu, hocam niye tekrar burada sorduğunuzu, sordunuz acaba diye sorarsanız birazdan göreceğiz. Geldik buraya. Ne diyor burada? P ancak ve ancak Q önermesi doğru olduğuna göre bunlardan doğruluk değerleri daima sıfırdır diyor. Bakın daima sıfırdır diyor. Soruyu çözdüren taktik ne? Arkadaşım ne demiştik? Ya da ile ancak ve ancak doğruluk tabloları tersti. Biraz önce göstermiştik. Birinin doğru olduğu yerde diğeri yanlış. Birinin yanlış olduğu yerde diğeri doğruydu. O zaman bir dakika. P ancak ve ancak Q önermesi doğruysa o zaman P ya da Q ne olur? Bu denkse e, o zaman burası denktir sıfıra. Kesinlikle ve kesinlikle bu doğrudur. Devam ediyorum. Yani doğrudur derken bu kesinlikle ve kesinlikle sıfırdır. Çünkü bunun doğru olduğu yerde bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü tabloları terstir. Devam edelim. Bu arada ancak ve ancak cevabı 1 ise bu 0 ile 0 1 ile 1'den dolayı gelir. O zaman hemen iseyi düşünelim. 100 kuralında sadece sıfır oluyordu. E 0 0 1 1 de bunun cevabı banko 1'dir. O yüzden bu olmaz. Bakın burada daima sıfırdır diyor. Bu daima birdir yani hiç alakasız. V'ye geldiğimde 0 0 olursa bunun cevabı sıfırdır. Bir bir olursa cevabı birdir. Olabilir deseydi, sıfır olabilir deseydi 3 de olurdu. Ama gördüğünüz gibi şu an sadece bir oluyor. Ve doğruluk tablosunda ya da ile isenin ya da ya özür dilerim ancak ve ancak doğruluk tablolarının ters olduğunu sakın kaçırmayın dedim. Ve bunu da hallettim. Geldik bir başka sorumuza ve sonrasında da bir ÖSYM tarzı soruyla konuyu bitiriyoruz. Çok güzel bir vakitte bitiyor. Hemen soruma bakıyorum. Burada ne var? Bir ise var. Burada bir bazılı önerme var. Buraya bakıyorum. Herli bir önerme var. Bu önerme hangisine denktir diyor? Arada ise var unutma. Hemen soruyu çözdüren taktiğimize bakalım arkadaşlar. Zaten olayı çözdük. İse var. Burada da bunlar var. Ve bu arada cevaplara bakarsanız cevapların hepsinde de yine ise var. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Biraz önce de söylemiştim aslında arada ne demiştim? Demiştim ki burada önemli bir kısım var. Biraz önce ben sana niye karşıt tersini aldırdım? Çünkü isenin yine iseli yazılması gereken bir hali daha var. O da şu karşıt tersiyle isenin kendisi birbirine denktir. Bunların ikisi birbirinin aynısıdır. Hemen bakalım o zaman karşıt tersine. Bizden istediği iseyi iseye çevirmekse hemen karşıt tersine geçeceğim. Karşıt tersine geçersem bunu karşıya attım. Bir kere bu tarafım Sol tarafım neyle başlayacak? Bununla. Ama neyle? Değil ile başlayacak. O zaman burada ne var? Her x eleman r. Her'in tersi neydi? Bazıydı. O zaman şunlar bir kere finito. Geldim buraya. Gittiler. Buraya bakarsam 5 üzeri x küçüktür 0 diyor. Hayır 5 üzeri x büyük eşittir olacak. Bakın burada da karşıya atmış. Büyüktür demiş. Hayır. Küçüğün tersi büyüktür değil. Büyük eşittir. Devam edelim bakalım B doğru mu? Arada ise olacak. Bunu karşı yaptık, tersini alacağız. Bazının tersi herdir. X kare artı 1 büyüktür sıfırın tersine. X kare artı 1 küçük eşittir sıfır dedik. Ve gerçekten de bunun cevabı doğru çıkmış oldu arkadaşlar. Geldik son soruya arkadaşım. ÖSYM geçen sene değil bir önceki sene bu soruyu sordu. Bu soruyu sordu. Buna benzer bir soru soruldu daha doğrusu. Biz de 9. sınıftan bunlara alışmamız lazım. ÖSYM soruları ne soruyor ona göre bir bakmamız lazım. Evet arkadaşım, burada yine çözdüren taktiğe bakalım hemen. Çözdüren taktikte şu. Koşullu önermelerde Yani ise de bizim ilk tarafımız hipotezdi, ikinci tarafımız da hükümdü. Yani bir bir şey atacağız ortaya, hipotez atacağız ve de karar verecektik. İşte burada da ÖSYM Bizim o sıfırlar birlerden bağımsız bir şeyleri anlamış mıyız diye bakmamızı istiyor. Biraz da matematik bilgisi istiyor. Hemen bakalım. Hipotez ve hüküm inceleyeceğiz. Ona göre de bulacağız. Ne demek istiyorsun hocam? P önermesi x eşittir sıfırmış. Q önermesi x artı y eşittir sıfırmış. R önermesi de x çarpı y eşittir sıfırmış. Şimdi 1, 2, 3'e bakarsam bize diyor ki P ise Q. Bakın x eşittir 0 ise ben ortaya bir şey attım. x 0 ise x diye bir sayı var ve 0. Peki böyle bir durumda x artı y eşittir 0 olur mu her zaman? Yani x 0 olduğunda x artı y 0 olur mu her zaman? Hayır olmaz. y de 0 olması lazım. Hatta ve hatta x'in 0 olmadığı durumlarda bile x artı y 0. O yüzden işte x eşittir 0 ise x artı y 0 olmak zorunda mı? Değil. O zaman ne diyorum? 1 yanlıştır. Hangileri doğrudur diyor ya, Yanlıştır. 2. Q ne? x artı y 0 ise bize ne diyor? x 0'dır. Hayır arkadaşım. x artı y 0 ise eksi 3'e 3, eksi 2'ye 2 sıfıra sıfır olabilir. Yani illa x sıfır olacak diye bir şey yok. x artı y'nin sıfır olduğu bütün durumlarda hüküm veriyorum. x sıfırdır mı? Hayır öyle bir şey yok. Geldim son şeye seçeneğe. O da ne diyor? X eşittir sıfırsa X çarpı Y sıfırdır. Başka bir ihtimalim var mı? X sıfırsa tabii ki de X çarpı Y de sıfırdır arkadaşım dedim. Hangileri doğrudur? Yalnız 3 doğru çıktı ve bunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Çok güzel bir üniversite sınav sorusuydu. Bunu da halletmiş oldum. O zaman hemen vakit kaybetmeden. Bu arada yine söyleyelim. Konu videomuzu anlattık. Tekrarımızı yaptık. Taktiklerimizi yaptık. Hepsini söyledik arkadaşlar. Sizden ricam lütfen uyku yatak değil tekrar atak arkadaşlar. Lütfen tekrarlarınızı yapın. Şimdi soru çözme zamanı ödevleri konunun başında verdik. Lütfen ödevine çalış. Orayı bitir. Yarınki dersi hazır gel senden ricam. Ve karşında ödüllü soru. Ödüllü sorunun cevabını lütfen yorumlara yaz. Like butonunu kırmayı unutma. Seni sevdiğimi de aklından çıkarma. Kendine iyi bak. Yarın Görüşürüz.